Podcast dinle. Podcast dinle. Bakın ne aklıma geldi. Bu arada merhaba hepinize. Çok iyi günler dilerim. Sağlıklı, sıhhatli. Daha sezonunu açtık Allah'a şükür. İşte benim bu aralar nedense favorim son 4-5 yıldır hep diyorum ya uçakla gidilen merkezler. Yani Kartalkaya ve Uludağ'a biraz haksızlık ediyorum ama karayoluna artık 4-5 saat ona dayanamıyorum. Palandöken'e ya da Erciyes'e uçağa binip 25-30 dakika sonra otel odasına kartımı sokuyor olmak işime geliyor gerçekten. Çünkü ne dönüş trafiği ne günübirlikçinin işte çıktı yok ondan önce git. Yok işte araban karda kayar mı, zincir bağlatalım mı? Yani o stres beni artık atil yapmamın önüne geçen bir faktör olmaya başladı o yaşadığım stres. Neyse geçen dağda konuşuyoruz arkadaşlarla. Ya bizlerin dikkat ediyor musunuz? Dağda bir bakıyorum sağa sola masalara. Herkes de pide öğle yemeğinde. Plajda bakıyorum sağda solda herkes de pide lahmacun. Bu çok acayip değil mi? Mesela dünya plajlarına bakın. Ondan sonra dünya dağlarına bakın. Dünya dağlarında masa örtülü işte ne bileyim ilk aklıma gelenler mezevler, lezarklar, kurşeverler. Bütün buralardaki restoranlarda yine bizdeki gibi eğlence olmuyor mu? Oluyor. Ama yani masalara bakıyorsunuz masa örtülü, kadehleri konmuş, pırıl pırıl. Hiç böyle hamur işi pide midenin niye yesin? Nereden en fazla hamur işi? İşte ekmeği fondüye batırırlar da öyle yerler ama hani hiç böyle bu kadar hamur kafa, hamur işine endeksli bir şey yok. Millet seafoodlarını yer. İstekozunu yer, barbeküsünü yapar, sosislerini yer. Üst çıta bir yemek yenir, aynı zamanda eğlenir. Bizde niye? Yani plaja bakıyorsun, maça kızında. Türkiye'nin bunlar önemli, pahalı, turizmimizin de önemli otellerinden. Birileri mandarin, keza öyle ya da daha aklıma gelmeyen bir sürü şey. Erciyes'teki mangdan, Palandöken'deki. Şuralarda bir tane, yani bir masada güzel bir seafood fettuccine, bir ne bileyim güzel güzel içilen şarap. Böyle bizde bir hurra bir yemek, pizzayı sok ardından, lahmacunu sok ardından, pideyi. Niye böyle rafine bir tarafımız yok? Bunu çok sorgularım. Şimdi bir de bunu burada dile getireyim dedim. Pide niye? Tamam biz Türk kültürü olarak özellikle ben kebaba, lahmacuna, pideye falan bayılırım. Sucuğa, astırmaya. Fakat şimdi bu gittiğimiz, bu bahsettiğim yerler, dağ otelleri ucuz yerler değil. Keza Bodrum'daki, ne bileyim Göcek'teki, Antalya'daki, oradaki, buradaki oteller de bahsettiğim oteller. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse 1 milyon kişisine ya gitti ya gitmediği yerler. Bu insanları dünyada görüyorum, böyle değiller. Türkiye'de lahmacuna, hamurlara, pidelere falan böyle bir düşkünlük söz konusu. Neden pide çekinirim biliyor musunuz? Bakın, iyi bir restorana gidersiniz, sofrada bana iyi pişmiş bonfile diyen adamdan ya da pizza margarita diyen adamdan gerçekten bir böyle o adama ön yargıyla bakarım ya da o kişiye. Demek ki senin hiçbir yemek zevkin yok, sadece cebin parayla dolmuş. Ama gastronomi sıfır. Ya da güvenmiyorsun. Kıymalı pide bile yemez bunlar. Ya da ne bileyim içine şarküteri girecek bir şey olacak diye peynirli pide gibi bir şey yerler. Keza sen o eti katletmektir yani çok pişmiş et ne demek? Çok pişmiş bonfile tamam hep herkesin her şeyine saygın var ama o eti mahvediyorsunuz. O ete de günah değil mi? O yüzden gastronomimizin daha yol kat etmesi lazım. Ya da bizim gördüğümüzün bilgimizin biraz daha rafine hale gelmesi lazım. Ki artık çok pişmiş bonfile ya da pizza margarita gibi şeyler istemeyelim. Plajlarda pide, lahmacun falan yemeyelim. Yani o restoranların menülerine baktığınızda aslında hepsinin hem dağ otellerimizin hem plajlarımızın zengin menüleri var. Biraz da onlara yer verelim sofralarımızda. Öpüyorum hepinizi çok çok teşekkürler bay bay. Podcast dinle. Podcast dinle.